Günaydınlar herkese. Gördünüz kızlar uyudu. Karantinamız da bitti. Eşim bugün işe gitti. Ve kızlar uyanmadan bir ev temizleyeyim diyorum. Ev temizleme değil de çünkü salonda yürütece biniyor kızlar. O yüzden burayı süpürüp silmem lazım. Hızlıca hemen şey yaptım. Geldim işte salona. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz arkadaşlar. Şükür bir sıkıntımız yok. Hiçbir şey çıkmadı bizde. O anlamda çok çok iyiyiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapar, like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yani bana destek vermiş olursunuz. Saat 10 bu arada. Biz erken kalkmak durumunda kaldım. Çünkü şu kızlar uyuyor. Yani erken kalkmak durumunda kaldım. Niye? Çünkü bütün gece beni uyutmadılar. Bende de şöyle bir durum oluşuyor. Eğer uyuyamazsam bende jet lag oluşuyor arkadaşlar. Yani uyuyamıyorum. Uyuyamadım yani. Şimdi çocuklar uyurken uyuyabilirim aslında. Onların yanında uyuyamadım. En iyisini dedim kalkayım. Hızlı hızlı şu süpürge işini yapayım. Sonra karnımı doyururum. Sonra kızları doyururum. Sonra kızları salona çıkarırım. Orada çekime devam ederim diye düşünüyorum. Şöyle salonun durumunu göstermek istiyorum sizlere. Biz bu arada salondaki halıyı da gönderdik şeye. Yıkamaya gönderdik. Gerçi geldi ama bir süre bu ince halılarla gideceğim. Çünkü kızlar burada şu yürüte işlerini sürdükleri için burada kalın halı olursa sıkıntı olur. Ben bunu hemen yuvarlayıp kaldırıveriyorum. Sıkıntı oluşmuyor. Hemen hızlıca şimdi temizliğimi de yaparım. Temizliğimi bitirdim arkadaşlar. Birazcık yoruldum ama şimdi yerleri sildim. Yerlerin kurumasını bekliyorum. Daha sonra da şey yapmayı düşünüyorum. Belki toz alırım. Onu düşünüyorum. Bir de şöyle benim fasulyem var. Kuruttum fasulyemi arkadaşlar. Hatta geçen gösterdiğim fasulyem. Yok onu evet. Geçen gün gösterdiğim fasulye bu. Gayet güzel kurudu. Ben bunu şimdi şöyle benim bir torbam var. Torbamın içine koyacağım. Kışın bunu yeriz. Çünkü normalde ben difrize koyuyordum ama bu sene difrize yerim olmadığı için artık biraz dedim kurutalım. Kurutarak koyalım. O yüzden ama çok terledim ya. Çok terledim. İnşallah kışın da güzel lezzetli yeriz. Pişirmeyi becerebilirim. Çünkü çocukluğumda annemlerde hani annem yapardı.
Onun dışında kendim hiç evlendikten sonra yapmadım. Şöyle dolabımı da şu şekilde bağlıyorum. Evet, hazır. Cuma günü buranın pazarı var. Tekrar işim fasulye alacak. Kur turum veya yemeğini yaparım. Çünkü fasulyeyi gerçekten eşim de çok seviyor. Ben de çok seviyorum ama fasulyenin işte türüne göre. Her türü değil yani. Sanırım buranın fasulyeleri güzel oluyor. Buranın sulanan fasulyeleri var. O fasulyeler gerçekten lezzetli oluyor. Bir tür var. Yani bir fasulyenin türü bu arkadaşlar. Yani o şekilde. Yani diyorum ki şimdi bu arada tepsinin üstüne havlu sermiştim. Kızlar uyanmadan bir karnımı doyurayım. Çünkü biraz sonra kızlar 11 artık kaçta uyanır bilmiyorum. Uyanırlar. Onları beslerim. Giydireceğim, besleyeceğim. Atlarını değiştireceğim. Daha sonra tekrar videoma devam ederim. Bu arada vakit kalırsa yapacağım. Salonda biraz toz alacağım. Arkadaşlar ne yaptım? Biraz toz aldım. Sonra banyoya gittim. Oradaki lavaboyu sildim. Sonra ara kızlara bakıyorum. Kızlar hala uyuyor ama şöyle bir durum var inşallah. Deren bizim çok geziyor yatarken. O kadar çok geziyor ki. Yani inşallah Ceren'in üstüne çıkmaz. Aralarına yastık koysaydım keşke, düşünemedim. Şimdi gider koyarsam uyandırırım. Uyandırmak da istemiyorum. O yüzden onlar uyanıncaya kadar yapayım diyorum. Bulaşık makinesini de dün gece çalıştırmıştım. Onu da yavaş yavaş boşaltayım. Hem boşaltırım hem sohbet ederiz diye düşündüm arkadaşlar. Şimdi ben başlayayım boşaltmaya. Hem sohbet edelim bu arada. Arkadaşlar ben YouTube'la ilgili sohbet etmek istiyorum. Şimdi YouTube abonelikleri hakkında falan sohbet etmek istiyorum. Nedir? Şimdi geçen günü, biz karantinadayken diyeyim. Biz karantinadayken tam böyle benim abone sayım 97 oldu arkadaşlar. 3 kişi kaldı. Hatta 98 oldu, 2 kişi kaldı. Dedim bu gece 100 olurum dedim ben. Sonra o arada yaptım. Sürekli gece bakmıyorum tabii ben şeylere. Sürekli bakıp durmuyorum. Örgü örüyorum geceleri. Çocuklar uyuyunca örgü örüyorum. Örgü ördüm. Gece 12'den sonra falan bakıyorum işte. Yatarken bakıyorum genelde. Bir baktım. Gece yattım işte. Bir baktım. Benim abone sayım düşmüş 88'e. Ben şok. Bütün modum düştü, motivasyonum düştü, her şey yani böyle sen o kadar emek veriyorsun bir anda 88'e düşüyor. Gerçekten çok canım sıkıldı. Ben sandım ki insanlar çıktı yani hani dedim. Şeyden çıktılar, abonelikten çıktılar diye. Bu arada abone önce onu söyleyeyim de sonra devam edeyim sohbete. Abone olan yani karşılıklı aboneliklerimiz de var ya. Benim tanıdığım arkadaşlar da var. Tanımadığım arkadaşlar. Abone olan arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Verdikleri destek için de çok çok teşekkür ederim bu arada. Yani gerçekten zor bir işmiş yani bu arada. Bunu demek istiyorum. İşte bir anda 12 yakın yani neredeyse 12 kişi yani. 12 kişi çıkınca o kadar modum düştü ki çok canım sıkıldı. Allah'ım dedim bu insanlar hani diyorlar ki işte ben bilmiyorum yani
İşte şey o karşılıklı abone olalım diyorlar. Karşılıklı abone oluyoruz. Çıkıyorlar mı? Ne dedim yani? Ondan sonra hani niye çıkıyorlar ki falan diye düşündüm. Sanırım ışıkta sıkıntı var gibi yani de o yüzden kamerayı buraya aldım. Yani hem konuşuruz hem şey yaparım dedim. Sonra nerede kalmıştık? Ha, niye çıkıyorlar dedim. Hani hep dedi ya ben çok bilmiyorum bu işi. Yabancısıyım. Hep dediler yani karşılıklı abone olalım. Karşılıklı. Neyse olduk. Sonra tabii çıkılmış yani. Sonra arkadaşlar sayfa sayfa dolaşıyorum. Sayfa sayfa dolaşıyorum arkadaşlar ve şey diyorum işte arkadaşlar işte bana yardım edin abone olun falan diyorum arkadaşlar. Sonra bir arkadaş bana beni uyardı. Dedi ki öyle dedi sayfa sayfa dolaşın dedi. Bana abone olun diye yazma dedi. YouTube dedi bu yazdıklarını dedi senin dedi siliyor dedi. Çok gene bir şok yaşadım. Dedim ne yazacağım dedim madem dedim hani şey yaz öyle yazmayacaksam ne yazacağım. Bu arada şey oluyor arkadaşlar ilk böyle YouTube olayına ben şimdiye kadar hiç YouTube'da şeyleri hani izlediğim kişiler vardı hala izliyorum aynı kişileri izlediğim kişiler vardı. Yorumları hiç okumuyordum yorumda yazmıyordum like da atmıyordum açıkçası şimdi ne yalan söyleyeyim ama izliyordum ne yapıyordum. Akşam yemek yaparken izliyordum. Genelde akşam yemek yaparken izliyordum yani. Şeyde yorumlar böyle bir şeyler yapmıyordum yani. Sonra bana dediler ki şey yapma. O şekilde abone olalım deme insanlara dediler. Dedim ne diyeceğim? Komşu olalım diyecekmişiz arkadaşlar. Ben de ilk böyle bu girdiğimde hani kanalı aktifleştirdiğinde diyeyim. Çünkü ben bu kanalı 2 yıl falan oldu açalı. 2 yıl önce böyle küçük küçük videolar atmıştım zaten ama bu işin arkasına durmamıştım açıkçası. Hani uğraşmamıştım yani. Ara ara videolar atmıştım. Şey dediler. Komşu olalım. Şimdi ben ilk aktifleştirmeye başladım, videolar atmaya başladım. Bebekler doğduktan sonra evde olduğum için zaten başladım ben bu işi. Evde sıkılıyor canım açıkçası. Sonra bana şeyler geliyor, yorumlar gelmişti. Karşılıklı komşu olalım, işte hediyemi bıraktım diyor. Allah'ım diyorum bunlar ne diyor diyorum, soramadım da ayıp olur diye hediyemi bıraktım diyor falan. O yani şey yapmadım yani. Sonra meğerse o karşılıklı komşu olalım, hediyemi bıraktım demek. Abonelikmiş yani. O durum. Abonelik durumuymuş yani karşılıklı komşu olalım hediyemi bıraktım demek abonelik durumuymuş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldum o gün o arkadaşım vesilesiyle sağ olsun. Bu arada kendisine teşekkür ederim. Gerçekten hiç kimse şimdiye kadar uyarmadı beni. Ben sayfa sayfa dalga geçtiler. Kesin dalga geçmişlerdir. Sayfa sayfa giriyorum. Bana yardım edin, bana destek olun, bana abone olun yani. Bir de şeylere giriyorum. Büyük hani böyle çok çok fazla abonesi olan arkadaşlara giriyorum. Yani benim daha önce takip ettiğim kişilere giriyorum açıkçası. Onlar sadece birer kalp atıyor. İşte başka bir şey yapıldığı yok yani. Sonra öyle destek verme de yok yani. Sonra meğerse öyle yazmayacakmışım. Sonra İşte şey diyorlar, abone olalım, hani komşu olalım diyorlar. Şimdi ismi görünmüyor. Bazılarının ismi görünüyor, bazılarının ismi görünmüyor. Ben de birkaç kişiye şey dedim. İsmin görünmezse ben dedim komşu olmamış olmam senin dedim. İsmini görmek istiyorum dedim. Hatta birisi bana şey demiş, kaplumbağalar bile kafasını kaldırır, ağır ağır gider böyle şeyler yazmış bana. Olsun dedim, benim moralim motivasyonum düştü falan dedim işte. Sonra ben bunları şey yaparken bir sayfada da bana şey dendi. Bir sayfada da birisi şey yazmış yani. Demiş ki arkadaşlar demiş birbirinizi silmeyin demiş. Hani silmeyin demiş. Bir de demiş hani videoyu açıyoruz ya
Videoyu demiş hani ben mesela komşuma hani arkadaş bana abone oldu ben ona abone oldum ya gidiyorum onu izlemeye gidiyorum ya onu bir dakikanın üstünde izlemem gerekiyormuş yani hemen aç kapat yaptığımda ondan şey düşürüyormuşuz dakika düşürüyormuşuz herhalde benim anladığım kadarıyla ondan dakika düşürüyormuşuz o yüzden biraz bir dakikanın üzerine izlememiz gerekiyormuş yorum ve like'ın mantığı da şuymuş ben onu da bilmiyordum. Hani ben herkes öyle diyor diye yorum atın, yorum yapın, like atın falan. O olayı herkes öyle diyor, öyle denmesi gerekiyor diye ben açıkçası öyle diyordum. Onun mantığı da şuymuş, ne kadar çok yorumun, ne kadar çok like'ın olursa şey olurmuş, seni diğer insanlar daha çok görürmüş. Mantık oymuş yani arkadaşlar. Bunu da o gün öğrenmiş oldum. Bir de işte kişileri silmeyecekmişiz. Bunu öğrendim bir de. Neden silmeyecekmişiz? İşte şey, bizden YouTube bir kişiyi sildik mi 3'er 4'er kişiyi bizim sayfamızdan silermiş. Evet, şimdi oraya girelim. Sonra düşündüm. Ben bir kadına, hatta iki kadına çok kızdım, tamam mı? Sildim onları. Ben o olayın üstünde benden 12 kişi gitti yani. 3. kişi sildim bilmiyorum ama o 2 kişiyi çok sildim. Bir tane çok kızdım ve o 2 kişiyi sildim yani. Birine niye kızdım? Şimdi deniz kenarında bir yerde yaşıyor. Çok güzel. Ben denizi bu arada çok severim. Denize girmeyi çok severim. Temiz denizi çok severim. Deniz kenarında bir yerde yaşıyor. Çok güzel bir deniz var. Tertemiz ve deniz şey... Çok insan yok yani. Gerçi hiç insan yok. Böyle bakir bir yer yani. Çok hoşuma gitti. Beğendim. Dedim deniz kenarında yaşıyorsunuz herhalde dedim. Nerede yaşıyorsunuz dedim ben tamam mı? Hani ben o şehri öğrenmek istedim aslında. Söyleyebilir. Yani çünkü sen bu yola artık girmişsin yani. Her gün video atıyorsun. Buna cevap verebilirsin bence. Bana dedi ki evet dedi. Deniz kenarında yaşıyorum dedi. Ben şok. Ne yani dedim. Dalga geçer gibi. Ben ona ciddi ciddi bir şey sormuşum. Bana diyor ki evet deniz kenarında yaşıyorum diyor. Ben senin farkındayım zaten deniz kenarında yaşadığını. Ben sadece hangi şehir olduğunu merak ettim. Hangi deniz olduğunu merak ettim. Hani belki biz de gideriz o denize. Hani çünkü ben severim denize gitmeyi. Güzel değil. Farklı denizlere gitmeyi de severim yani. Neyse. Ona sinir oldum ben o kadına. Ondan sonra ben onu sildiğim. Ondan sonra birisine daha bana abone olmadı. Ben ona önce abone oldum. O bana abone olmadı diye. Ben onu ondan sildim. Aldı YouTube benim. 12 kişiyi birden pıt 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 sildi. Diye düşünüyorum. Veya insan 12 bir anda diyor. Yani o kişinin demesi de o. Bir anda bazılarına 100'er kişi falan gitmiş. Bir anda 12 kişi gitmez. Doğru söylüyor aslında. Hani günlük 2 kişi 3 kişi gider. Doğru gidiyor. Gidiyor da yani öyle. Geliyorlar beğenmiyorlar. Gidiyorlar yani. Ama bir anda 12 kişi gitmez. Doğru söylüyor. Böyle bir maceram oldu arkadaşlar. Ben kendi kendime şey yaptım. Ha bundan da şunu öğrendim. Tabii ki karşılıklı abonelikler yapıyoruz. Şey o kişiler de zaten durumu biliyordur. Gidip de oturup silmezler. Ben de artık abone olduğum kişileri silmemeye karar verdim. Yani öyle yani sinirleneceğim kişilere de abone olmayacağım. Eski aboneliklerim devam ediyor zaten. Onlar çok şey YouTuber'lar yani. Telefonu çalıyor. Sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Efendim. Şimdi çay demleyeyim diyorum. İçerim kendim yavaş yavaş çocuklar. Çünkü çocuklar salonda yürüteçte vakit geçirdikleri için benim de kendime ayıracak vaktim olabiliyor. Çünkü öbür türlü yürüteç olmasaydı şey olur, sürekli kucağımı istiyorlar, yatarken sıkılıyorlar, böyle şeyler yaşıyorduk ama şimdi yürüteç bizi gerçekten çok rahatlattı. Yani. Çayımı da demleyeyim, kızlar daha uyanmamış. Bir baktım geldim gene, telefon konuşmamı yaptıktan sonra kızlara baktım, uyanmamışlar. Yani. Çayımı da deneyeyim. Kızlar uyanırsa kızları giydiririm. Beslerim. Bizim şu arkada bir komşu var. Geçen gün komşu gitti sandım. Hatta kamerayı çevirip size komşunun evini gösterecektim. Ama meğersem bayağı 3-4 gün görülmediler. Meğersem gitmemişler. Hatta şey bahçesi var. Allah'ım dedim bahçeyi falan bozmadan gitmiş. Niye gitti bunlar? Normalde şeyde yaşıyorlar. Dalaman'da yaşıyorlar. Yazın geliyorlar, kışın gidiyorlar.
Ve gitmemişler. Herhalde 3-4 günlüğüne bir yerlere gittiler, geldiler. Buradalar yani. Kızları da mama sularında kızlarıyım. Benim bu kedim de çok ses çıkarıyor. Suyum kaynadı. Çayımı da demeyeyim. Sonra ne yaparım? Kızlar daha uyanmadı. Biraz önce yine baktım. Aa, şey koymuştum değil mi? Karanfil koyuyorum ya, karanfil koydum mu? Aa, ben sallama çay yapacaktım. Normal çay değil mi dediğim. Neyse, bunu da içelim. Yani elde biraz sallama çay var. Onlar bitsin istiyordum aslında. Ondan demleyecektim. Neyse. Artık normal çay demlemiş. Bir şey yapıp bunu içerim. Bu normal çay seviyorum da sallama çay bitsin istiyordum. Kettle'larım da çift taraflı çalışıyor arkadaşlar. Öbür kettle'da kaynadı. Biraz kaynamış soğuk su koydum. Biraz da sıcak su. Şimdi 12'de tekrar besleyeceğiz ya. 12'ye hazır olsun diye hazırladım. Şurada biberonlarını falan yıkadım. Hepsi hazır. Artık. Evet arkadaşlar, ne yaptık işte? Kızları salona getirdim. Şimdi salonda artık yürüteçlerini biniyorlar arkadaşlar. Yani biz bu yürüteci niye aldık? Ceren çok hareketliydi ama Ceren'de hiç hareket yoktu. Sürekli yatıyordu ve şimdi ne yapıyorsun? Ceren hareketli, Ceren hareketsiz. Ceren kucak istiyor. Ceren'i kucağına alıyorsa bu sefer Ceren de kucak istiyor. Yani tamam, sağlıklıdır, sağlıksızdır bilmiyorum. O konuda yani şeyim olmayacak, hani bir şey diyemeyeceğim. Hani sağlıksız olabilir yürüteç ama dedim ki eşimi alalım. Önce bir tane yürüteç aldık biz. Evet. Baktık biniyorlar, gayet de güzel biliyor. Özellikle Ceren binecek mi bilmeyecek mi onu çok merak ediyorum. Şu an beni dinliyorlar ikisi de. Ceren binecek mi bilmeyecek mi ben onu çok merak ediyorum. Evet, Ceren de bindi ve sürmeye başladı. Bu karantina sürecinde dedim ki eşime bir tane daha, çünkü ikisi biri sürüyor, birisi yerde olmuyor. Bir tane daha sipariş verelim dedim. Hemen sipariş verdik. 3 gün içinde geldi bizim yürüteçlerimiz. Aynı markadan aldık. Markanın ismini bilmiyorum açıkçası. Trendyol'dan aldık sadece. Fiyatı da 108 lira falan. Tanesi 108 lira falan yürüteçlerin. Çok memnunuz yani. Kızlar içinde özellikle Deren kaykay gibi kullanıyor yani. Çok memnun yani. O anlamda memnunuz. Kızlar mutlu, sıkılmıyorlar. Değil mi annem? İyi, iyi yani. Kızlar için çok iyi oldu. Hareket ediyorlar yani. Çünkü yoksa Ceren'in hareket ettiği... Evet, evet. Deren ile kendini bir göstermesi gerekiyor. Evet. Annem, göstermem mi gerekiyor kendini? Görünüyor mu? Evet. Deren geldi. Sizinle sohbet ediyor. Ne konuşuyorsun anneciğim? Ha, Ceren sen de gel annem. Yani Deren diyor ki ben çok memnunum diyor. Yürüteçten diyor. İyi ki almış annem babam diyor. Değil mi anneciğim? Evet, çok memnunuz biz diyor. Ha? Kameraya konuş. Evet. Yani çok memnunuz. Çok neyse arkadaşlar. Tamam mı? Bitti sohbetimiz. Ha? Sohbetimiz bitti mi annem? Bitirdin mi sohbetini? Bitti mi? Bu arada arkadaşlar, videomu burada sonlandırmak istiyorum. Kanalıma abone olur, yorum yapar, like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.